Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir köy vloguna hoş geldiniz. Bugün yine bu hafta bazı işlerimiz var. Çalışmaya başladık. Ustalarımız çalışıyor bir taraftan. Hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Tarlalarımızla ilgileniyoruz. Yine yoğun bir hafta geçireceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Siz de beğenirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Yeni bir haftaya, yeni bir vlog. Hoş geldiniz. Usta kolay gelsin. Bu oluğu böyle hemen arabada çekiyorsunuz değil mi? Aynen. Hazır. Aynen. Ölçüye göre. Aynen, ölçü göre çekiyoruz. Hiç öyle eskisi gibi dükkana gidiyoruz, ölçü veriyoruz, bilmem yok, ne falan filan yok. Yok abi. Ben sana evet. Çatı hazır oldum, haber vereyim böyle. Aynen. Araçla birlikte geliyorsun. Makinası şu mu? Aynen abi. Bundan çıkıyor değil mi bu şekilde? Aynen, makinesi bu. Evet, gayet de güzel. Bir de şey, eksiz. Eksiz. Ek yok olukta. Hayır. Bu buranın mı? Bu şekilde tek parça halinde konulacak. Birkaç yerinden gider verilecek. Su gideri. Evet, kraliflerimize de bir bakalım. Şu an 40 derecede. Bunu biraz yükseltelim, içindeki yakıt bitmiştir. Dün sabah atmıştık yakıtı. Evet, içinde bir şey kalmamış hemen hemen arkadaşlar. Çok soğuk var. Kış artık ben geldim dedi. Şöyle içine kuru kütüklerden kütük atalım. Şöyle. Bu şimdi ikindiye kadar sıcak tutar. İkindin bir daha atarız. Birkaç kütük. Daha sonra açıp az bir kömürle yine bir sonraki sabah güne kadar ısınırız. Bakın bunu böyle temizliyorsunuz. Bu şekilde gözleri var. Temizliği kolay. Zor değil yani. Güzel de yanmaya başladı. Tekrar açalım. 47 derece iyi. 47'ye kadar gelsin. Evet, oruklar konuyor. Önce bir tutturuyorlar. Sonra kelepçe atacaklar değil mi? Makine de enteresan bir makine. Şurada kalıp yeri var gördüğünüz gibi. Şunlar önleri arkaları olması lazım. Malzeme de şu şekilde bir saç. Yağmur yağacak mı? Kar yağacak, kar. Kar yağacak ya. Bak nasıl bağırıyor. Bak orada kalmış. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Çıkamıyor mu? He? Bağırışa bak. Ne oldu? Paşa. Paşa gel 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 gel. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Komşunun bahçesine girmiş. Oradan da çıkamıyor. Paşa gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum bak buradayım bak. Gel gel gel. Paşa. Paşa. Gel 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 gel. İşte buradayım bak gel. Gel buradayım bak gel. Gel. Gel oğlum. Hayır buraya da gelmiyor ya. Annesi orada ya.
Gel. Gel oğlum, gel. Gel. Nereden doğru girdin sen buraya ya? Ha? Gel buraya, gel hadi gel. Ya sen nereden girdin buraya? He? Bir de bağırıyorsun ya. Bir de bağırıyorsun. Al. Hadi bakalım annene. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Yürü. Akbaş. Çocuğuna sahip çık. Evet, şu şekilde gider yerleri konuluyor. Gayet de güzel oluyor. Patron, sen bu adamları niye oyalıyorsun ya? Ben oyalamıyorum oğlum. Daha bundan yarım saat oldu geleli, hemen çay vermişim. İyi ama şimdi hiç çay içmeden mi çalışsın adamlar oğlum? He? Çay içmeden mi çalışsınlar? Dün şovuyordun adama, bugün hemen daha yarım saat oldu. Dün şovmedim, dün bir kere adam yoktu burada, yalan söyleme. Önden önceki gün. O zaman hakikatliydi. Ondan bir gün evvel adı gelmediydi, o yüzden hakikatliydi. Gene de kıyamayız abi, görüyorsun değil mi? Ne yapalım şimdi? Ya. Şimdi o ustanın işini yapsın adam. Evet. Eline sağlık, çok güzel oldu. Oluklar nasıl? Çok güzel. Beğendin yani? Beğendim, güzel oldu yani. Hakikaten güzel oldu. Olmazsa vallahi... ilk önce bunu söyleyecek. Arkadaşlar acayip bir fırtına geldi. Fırtına ile birlikte yağmur felaket bir şekilde geldi. Ustalar çil yavrusu gibi dağıldı. Herkes eve kaçtı. Ben de eve kaçtım. Şuna bakın. Abo! Eyvah eyvah. İnşallah bir sakatlık olmaz bir yerlerde. Usta yandık. Şşt, nereye gidiyorsunuz? Çay veren mi? He? Çay veren mi çay? Tamam. Usta bırak, gel. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta çok yağmurlu ve rüzgarlı geçti. Aşırı bir rüzgar vardı. Hatta Türkiye'nin genelinde bu etkisini gösterdi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ustamız trepet saçları koymaya başladı. Kolay gelsin. Ustamız 6 patlar, 3 atar, 1 patlar. Bir gün geliyor, bugün gelmiyor. Anam bugün bir şey dedi mi? Anam bir şey diyemedi daha. Demedi değil mi? Diyecek de. Evet. Dede, baktım diye soğuk, buraya karnın yanına çıkmadın değil mi diye. Öyle demişti. Ben de her dedim, ne yapalım? Abi ne yapacaksın soğukta? Evet, şöyle kapanmaya başladı. Gayet de güzel oluyor gördüğünüz gibi. Oluyor mu baba? Çok güzel oluyor. He? Oluyor. Beğeniyor mu? Çok güzel oldu. Tamam. Yine yetmiyor bence, yeter. Yeter. Evet. Şu buzağımıza da bir bakalım. Bu akşam yeni doğuracak olanlar var. Yani bu akşam içeri sokacağız. Önümüzdeki hafta 3-4 tane doğum var. Yani birkaç buzağımız daha olacak inşallah arkadaşlar. Tosun! Annen gitti mi senin Mera'ya? He? Mera'ya mı gitti annen? Gel. Gel bakalım buraya. Gel. Maşallah. Bir başına kadar şöyle 2-3 tane daha olacak arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse kazasız belasız sağlıklı bir şekilde
doğururlarsa. Bak bak bak. Nasıl da sevdiriyor kendini. Nasıl da sevdiriyor. Seveyim seni. He? Öpücük. Öpücük. Öpücük be. Gel bakalım buraya. Gel. Gel. İşin gücün kendini kaşıttırmak. İşin gücün kendini kaşıttırmak. Öpeyim, öpeyim, öpeyim. Öpeyim, öpeyim. Öpeyim. Oh. Mis bu, mis. Mis, adam olacak. Boynuz yok. Arkadaşlar, kolik, kabak. Yani bunu damızlık olarak beslenebilecek bir tosun. Renk deseniz renk var. Sal deseniz sal var. Tam damızlık olacak. Kaşındı mı? Dur. Ben kaşıyı vereyim sana. Ha. Ha. Şöyle kaşıyı vereyim. Dur. Hoşuna gitti değil mi? Evet, iki tane araba kalmış aşağıda. Hatta ben de şimdi drone ile onları gördüm. Yabancılar diye. Jandarmaya da şikayet ettim. Patron, ben bu adamları jandarmaya da şikayet ettim ha. Arayayım da jandarmaya gelmesin bari. O zaman arada gelmesin oğlum. Yabancı çünkü. İki tane yabancı adamın arabanın bizim çayda ne işi var? İki günden beri araba orada. Ellerinde de bira şişesi gördüm drone ile. İki günden beri araba oradaymış. Ama arabada kimse yoktu. Ben bugün arabaya baktım. Dört kişi girdiler bugün. Onlar demin gitti arabaya. O arabayı çekmeye gittiler. Çekmeye giden araba da orada kalmış. Hayır, ne işi varmış ki orada onların? Ben onu bilmiyorum artık. He? Onu bilmiyorum oğlum ben. O zaman şurada durdu. Ben onları çektikten sonra. Heh. Bir sor bakalım siz ne ayaksınız de. Tamam, kardeşim ben. Burada ne işin var? Ne ayaksınız siz de? Yok orada da sorarım. He? Sorarım. Geliyor musun sen? Geleceğim de ben seni öyle yollamayayım. İyi ne ya. Olmaz. İstersen şeyi de al. Emaneti de al. Az geldi. Tabii o çakıl da batı ya. Toplaya çakılı. Evet patron, adamları kurtardın. Adamları kurtardım. Evet. Ayaklarına ders dolaşmasın, gittiler. Gittim. Ama buraya girince dediler borcumuz ne? Evet. Ben de dedim ki bak yol yapıyoruz dedim. Konu üzerinde koparsın yolu dedim. Yolu da bozdu lan. Yol da zaten bozuldu dedim hani. Evet. Konu üzerinde koparsın dedim. 150 verdi, 50 harçlık kalsın dedi. Yanındaki abi de dedi ki sen o 50'yi de ver dedi. Ha öyle dedi. Ve sen de yol dedim ben de. Bugün yevmiyeyi doğrulttum diyorsun. Yani bu yevmiyem çıkmış oldu yani. Evet. 200 liraya aldım Allah bereket etsin. Gördün mü usta? Bak biz boşuna çalışıyoruz. Evet. Ya. Aynen. 200 de akşama kadar kazanırsın sen şimdi. Ama sen olmasaydı gel alamazdı bu. Bir iş yaptırırsan sen şurada bir işin varsa yaparsan. Bak, gördün mü? Bak, bir iş yaptırırsan ne parayı benden alacak. Kilometre sana döndü. Ya ne oldu? Bak ya. Patron madem öyle diyorsun niye evlendin o zaman? He. Babamı zaten gördüğünde dibin düşmüş. Benim 5 tane vardı. Peşinden koşmuşum. Köpek gibi peşimde koştun diye. İşte bak. Koşmadım köpek gibi. Bu geldi taburan oğluna geldi buradan teyip boynunda. Benim kaç tane vardı? Lan git Allah'a sen. Kaç tane sevgilisi vardı bu adamın? Ben seni yolda koşacağım. Şu köyde var. 2 tane buradan. Düşüyor diyorsun adamı. Şey. Bize
Kaç yıllardın? Ali o zamandın. O zaman 15 yaşlarındaydın. Kusura bakma. Tamam, o zaman şimdi 70 yaşına giriyorsun. Sana sümürü beratmazlar. Şimdi kızı bakma da şimdi ne yapalım biz? Kusura bakma Ali. Tamam da 15 yaşındayken bunun peşinden koşmuyor muydun sen? Ben koşmadım. Nerede koşmadın? Hiç koşmadım. Ben koşmadım. Bu koştu benim peşinden. Koştun. Koşmadım Ali. Bak her gün şeye giderdik. Her gün gitmedim Ali. Bir kere gittim ya. Bir kere şeye Gökçebe'ye sınamaya gittik ya. Tek bir kere. Gitmedim. Babam da bir saçlar varmış arkadaşlar. Uzun. Bir kere iletti beni. Beni iletmedin. Radyosu koltuğunun altında değil mi? Teyip boynunda. Teyip boynunda mı? Bayram amcanın ikisi ta buranın oğlu beni görmeye gelmiş. Fotoğraf makinesi. Argobek'te. Ferdi Tayfur çalıyor teyipte. Ana ne diyorsun senin sen? Senin evin önünde değil mi? Babam tüveyle bekle ya. O gün cuma namazına gidecekti. Gitmedi bunu eve çağıracaklar diye bizi. Evet. Ben bunu başkasının evinde gördüm. Ee? Gördüm gene de bu köyden birkaç kişi dedi. Sen oraya evlenme. Ateş atma kendini dediler bana. Kına gecesi başka yere kaçacaktım. Babam bekledi kaçamadım korkudan. Keşke ne kalsaydın. Vallahi başka yere kaçacaktım buraya gelmeyecektim. Gördün mü bak. Hem de kına gecesi kaçacaktım vallahi. Bu var ya uykusunda adamı da keser bu. Sen ne diyorsun? Acıman. Dur ova. Oduna giderken ne yaptı? Ben çalışıyordum sıva yapıyordum. Osman Bey'le yolunda. Osman Bey'le giderken ha. O yolda tam o birinci ay. Kadime. Tamam. Şimdi bu geliyor. Nereden geliyor? Dağdan geliyor odunla. Odun yapmış dağda. Ha. Evet. Şimdi benim yaratan çalıştığım yeri biliyor yani. Onu ben de orada oturuyordum böyle. Yolun kıyısında bunun çalıştığı yeri. Oradan tam ben otururken eşek de o iskelede yıkılmaz mı aşağı? Aşağı doğru, orada kemire vardı altında. Boklu doğru düştü bu. Düştüm. Ben gülmekten bayılıyorum. Çay demeden zor geçiyorum gülmekten. Buraya kadar battı bu. Çay demden giderken, köprüden giderken bu koruç duyana dönüyor ya kendi koyunu. Orada giderken eşeği yıkıyor. Ben yıkmadım onu. O zaman kalkıyor eşekten. Bak yanlış konuştum. Öğretmen dedi işte sizin. Bana öyle dedik. Hayır. Yani ne diye yıkmış eşeği? Ağın altındaki urgan yani, koptu. Sen dayım varmış. Sen gitsin yardım edeceksin. He beni çığırmış yardım etsin diye. Öğretmen öyle dedi. Oranın bir de dedi ya bak önüm yoktu ya. Aynen. Her şeyi yıkmış kocaman. Hayır. Ben ne diyorum bak. Gitti mi sen yardım etme? Yok gitmedim. Gelmedi. Köprü de baktım. Hala baktım köprünün orta yerine beni seyredi. Baktım yerip de yardım etmedi. Yok. Etmedi. İşte böyle namkör bu adam. Yardım etme. Tamam da sen şimdi babam gelsin diye eşeği yıkasan. Ama ben yıkmadım. Urgan koptu. Kaç tane eşek vardı? Bende bir taneydi ama. O 15 eşek. Köyün eşekleri var. Ben hepsine beraber gidiyorum. Tek başıma değil. Dağa gidiyordunuz değil mi? Dağa, Arpaslan Dağı'na. Bir gün kesiyordunuz, bir sonraki gün götürüyor muydunuz? Bir gün kesiyoruz. Evet. Yarınki gün pallıyoruz. Evet. Pallama. Ondan geri 15 gün kestiğimizi taşıyoruz. 30 eşek yükü. Öylemiş ya. 30 eşek yükü odun yapıyoruz iki günde. İki sefer nasıl yapıyorlardı iki ya? İki sefer günde. Bisiklete yayla gidiyormuş da. Bak bir sabaha doğru. Daha, sana bir eşek lazım aslında patron bulalı. Bir eşek olsa hiç durmadan. Koyun karşısında. Allah'a kozun üstünde yayla ya. Orunun eşeğinden bir eşek lazım sana. Orunu bunu ben yapamam ya. Orunu ısır ya. Evet. O çok ağırsız çok bir şey. Katır. Eşek çok ısır ya. Katır da içiyorsun. Katır çok psikopatmış onun adı zaten. Katır. O çok ısır ya. Bir tane şey sapsana sen onları. Sen nereye geldiniz mi lan? Aş şerefsizler. Üstüme zıplamak. Üstüme zıplamak. Hayır. Üstümü kirlediniz be. Anamızı yıkın. Baksana. Allah. Rüvü demeyeyim. Hemen yakaladı hemen. Hemen yakaladı. Akbaş. 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 Paşa. Akbaş. Yat. Yat kızım oraya. Yat. Ne yapsın hayvancuğaz? Hiç rahat olmayalım ya. Şu hayvana. Bak. Patron ne aldın? Ne yapmanın? Dur bakayım. Bahçeden. Bahçeden aldım. Pırasa da güzelmiş ha. Baksana pazar pırasası gibi. Hayatım boyunca yemediğim şey. Pırasayı mı? Pırasayı. Bu yeme ya. Amca ben seviyorum ya. Limonlu güzel oluyor. Üstüne ya, bir şöyle bir limon. Herkese kendine göre aynen. Bir sen daha ya. Çok şöyle bir sana bakınca daha çok sende bir şey var. Cüsseye falan yapıya baktığın zaman etçi tipi var. Öyle mi? Tabii.
5 küveti uğramıştı da koyma bunu sen. Evet. Bu da bana çok öl demez bu. Demez. Hele aynen. bir de elmalı olursa. Can boğazdan gelmez mi amca? O kadar vallahi. Evet. İyi de bir de elmalı olursa cebinden almadıysa. Evet. Gibet tabii, gibet ne daha başka. O zaman ben kesiyorum amcama. Bir tane. Yenisi ya. Ha adam bilmedi bak gitti. Aynen. Amca dünyada en zor şey ne? Dünyada en zor karısızlık. Karı elinden gittiği zaman seni Allah kurtarmaz. Bittin. Bittin. Elin ayağın gitti. Gitti. Değil mi? Karı başta birisi vardı. Adam dedi ki, karı varken dedi, o adam da hocam. Karı varken dedi, benim yanıma çok el anılıyor dedi. Evet. Karı oldu dedi, bir tane Allah'ın ulu. Gelmez oldu. Diyor, gelme Allah dedi ya. Aa işte oradan bir örnek aldım ben de. Ya. O zamandan beri de ben çok şeye de söylerim bunu. Yengeme o zamandan beri daha şey, çok laf sayı. Yok. Laf yok. Laf yok tık. Aynen. Hanımla almasa ama, biz yanduk. Abi, yanmadık mı? Çok zor diyorum sana. Aynen doğru. Ya sen hadi bu gidersin çay demine karnını doyursun. Eve gelirsin ne yaparsın? Evet. Duvar sana bakacak sen duvara bakacaksın. Abi. Yalnızlık zor. Çok zor. Allah adamı yalnız etmesin. Amin. Ha, önce sen git kadın her yere sığa. Evet. Hanımlarına sahip çıksın. Çıksın. Yeni gençler. Doğru mu? Gençler çıksın. Hanımlarını üzmesinler. Lan ne diyorsan böyle ayrılık, baylık, gayrılık olmasın. Olmasın. Televizyona gerek bir seyrediyor değil mi lan? Gitmiyorum diye kadın cır cır cırlıyor. Sen seyrediyor musun o programları? Ana. Hepsi aklımda durmuyor da bayılıyorum ben onlara. Amcam diyor. Onların kavgaları seyrediyorum ben ya. Babam da çok kavga ediyor. Anamla. Ediyor. Vallahi matkar ya bak. Diye bile diyor. Arkasında var. Matkar ya. Ya böyle. Seviyorsun da ya. Hı? Seviyorum da. Ben ayrılmam. Ha? Bak ayrılmam. Şeye de gitse o adamı almış olsa hani gitse başkasına. Ya. Abi. Ali'ciğim çok seversin de. Ha zorla. Yani ha. Böyle patates çuvalı yükleyip de doğumcuya gitmeyeceksin. Gayrı şeyde, tamam bitti şey. Eskiden öyle gidiyorlar. Eskiden gidiyorduk. Çoluk çocuk gidiyordu zaten. Evet. Bırakıyorum. Oğluşa gidiyordu. O şimdiye devam Oğluşa. Uşağını bırakıp gidiyor. İşte deminden bir garip gitmiş. İşte onu seyrediyordum az önce ben de. Evet. Amcamdan hayat dersleri aldınız. Bak ama kaç yaşında amcam? Roman. Evet. 60 ya. 70 yaşında adam. 70 yaşında. 71 yaşında. Kaç yaşındasın? 70'i bulmuşsun da amca değil mi? 51'de olmayayım ben. Tabii. 70. 51. Ya. Hayat derslerini aldınız. O yüzden. Evet. Abi. Hanımlara. Dikkat. Sahip çıkın. Dikkat edin. Dikkat. Evet. Hayat müşterek ya. Tavuk suyu gibi bakacaksın. Ha. Tavuk suyu gibi. Tabii. Hadi bakalım. Oğlum sen bunlarda ne geziyorsun sen? He? Bu yeni doğanlardan. Bu yeni doğanlardan. Şimdi gene var bir 15 gün sonra doğuracak inşallah. Onlar da sağ salim doğurur. Eyvah eyvah. Dikkat edin. Bak. Gel sen ne geziyorsun oğlada? Gel. Gömezleri gördüm şimdi o. Oraya gidecek o. Onlar cürcüneyi çıkar o. Sen gezmeye mi alıştın sen? He? Gezmeye mi alıştın sen? Gel. Gel. Şimdi etrafı tanıyor arkadaşlar bu. Havalar çok soğuk olmasa annesinin her akşam eve geleceğini bilsem bırakacağım da şu an çok çiğ yığıyor. O yüzden Mera'ya bırakamıyorum. Yoksa bırakacağım yani. Artık Mera'ya gidecek pozisyona geldi. Heh. Şimdi her tarafı geziyor bu. Gel. Sen ne tatlısın sen. Ne güzelsin sen. Ne güzelsin. Günaydın. Günaydın. Cengiz Bey size bir şey soracağım. Bir YouTuber olarak. Gökçe Bey kestane bal hakkında ne düşünüyor? Bu sıralarda çok meşhur. Meşhur oldu değil mi kestane bal? Ne diyorlar? Abi çok etkili. Afrodizyak etkisi var. Ne bileyim yani. Zonguldak Gökçe Bey'in kestane balı. Aynen. Alfabenin bütün vitaminler içinde. Evet.
Karışma gerek yok. Gerçi ben o kadar arıyorum, tarıyorum. Adam gibi bir şey bulamadım, bal bulamadım. Ama bana böyle araştırmada yapılan ne biliyor musun? Evet. Anzer balı meşhur diyorlar ya. Evet. En meşhur gene bu buranın balı. Tabii bizim kestane balı çok meşhur. Anzer balı, çiçek balı, buranın ikisi her türlü. Çam, kestane, efendime söyleyeyim, meşe, çiçek hepsi içinde. Kim satıyormuş orada bunu? Abi ne bileyim. Bunu kim satıyorsa oradan gidip almak lazım. YouTuber olarak bu programları seyretmeyin lazım senin. Yani Samuel Fox'ta bile vardı. Bir şey, Zonguldak kestane balı değil mi? Gökçe Bey. Gökçe Bey. Tabii. Meşhur oldu abi. Meşhur olmaz mı abi? Yiyen çıldırıyor. Gökçe Bey'de bir tane şey vardı. Bir programa çıkan bir adam vardı. Onun sayesinde meşhur oldu. Ha? Hayır, neydi lan o? Fehmi Bey, Fehmi Bey. Evet, Fehmi Bey sayesinde meşhur oldu yani. Fehmi Bey Gökçe Bey balımız, kestane balımız tavan yaptı. Evet, tavan yaptı. Meşhur oldu gerçekten. Bir gideceğiz, alacağız bakalım. Tadına bakacağız inşallah. Güzel, iyidir. Güzel, şekerlere bak. Kestane balıyla büyüyor. Bunu kestane balıyla mı büyütüyor? He? Tabii. Maşallah. Adam zıp zıplıyor yerinde, baksana. Duramıyor yerinde. Yani. Evet arkadaşlar, artık bunun yem yemesinin vakti geldi. Artık 2 haftalık oldu. Artık ot yiyecek, yem yiyecek, hepsini yiyecek. Güzel bir karışım yap verdim buna. Şöyle. İçinde mısır var, arpa var, buğday var. Bir de bizim satmış olduğumuz rota konsantre buzağı yemi var. Çok kuvvetli bir yem. Çok da yarayışlı bir yem. Bakın nasıl yiyor, gördünüz mü? Normalde 10 günlük 15 günlük buzağlar yeme çok fazla saldırmaz, abanmaz. Yani yem yemeyi pek istemez. Genelde sütle idare ederler. Ama konsantre yemimiz gerçekten çok iyi. Ah. Beğendin mi? Beğendi. Çok beğendi. Çok beğendin değil mi? Al bak, buraya koyuyorum bak. Şuradan ye. Hadi bakalım. Arıyor. Görmedi. Heh. Orada bak, orada bak, orada. Orada. Oğlum bende değil, oraya koydum bak. Burnuna kaçtı. Çok yaşa. Bak. Bul hadi, bul bak. Öbür tarafta bak, öbür tarafta. Kokla. Kokla. Ot da yemeye başladı. Şimdi işkembesi, florası daha güzel gelişecek. Daha çabuk büyüyecek bu oğlan. Ye bakalım hadi, ye. Ye de kocaman adam ol hadi. Suyunu içiyor artık, yemini yiyor. Otunu yiyor. Buzağa bakın, beslemeyle ilgili bir video çekeyim size. Onunla ilgili bir video çekeyim. Ne zaman yem vermeye başlayacağız? Ne zaman ot sapsaman vermeye başlayacağız? Ne kadar vereceğiz? Bununla ilgili bir video çekeyim. Bak çok güzel yem bu. Ne ararsan var içinde. Bak mısır var, buğday var, arpa var. İçinde konsantre yem var. Ye bakalım hadi. Ye. Şöyle döpeyim. Afiyet olsun. Evet, garaj yapımında artık sona geldik. Bugün son gün. Garajın işi bitmek üzere. Engin bizim şimdiden makine ekipmanlarını koymaya başlamış garaja. Nereye? He? Stank edin. Tamam. Allah Allah. Tamam. Yer mi sürecek? Göle yanı. Evet.
Gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi son uçuşlarda diyor artık. Ufak tefek yerler var kapanacak. Oralar kapanacak. Tamam. Patron, bir saatten beri bir şey yapamadım da. Bunları iş yapma, adamın ölüm. Kimler? Enginler. Duvar içinde. Yok. Bak geniş geniş girmesi ne kadar rahat oldu. Ceviz makinesini mi alacağım? Patron bir tutuvereyim onu. Al sen. Delik var. İşte ondan da benim. Bu yeni aldık arkadaşlar. Geçen kere beğenmedik. Bunlar ne neyse? Bunu yeni aldık. Onlar şey işte şunu motoru şey. Ya dışarıdan şöyle. Anladım. Şöyle gösterelim. Ceviz soyma makinesi. Tabi yükseliyor gördüğünüz gibi ayakları. Yükseltebiliyorsunuz. Buradan su girişi var. Bir önceki daha bir farklıydı. Bu taraklı aslında modeli diye geçiyor şöyle. Var. Sehpası vardı burada. Ceviz soyduğu zaman panosu. Sehpa böyleydi. Bak bu sehpa vardı burada. Ceviz soyduğu zaman açıyor mu kapağı? Kırın hepsi içinde. Oradan alıver. Bunda yok sehpa. Bunda yok. Bunda yeri var. Bağlantı yeri var. Vardı. Keşke yapamasaydık. Öbür sehpayı keşke göndermesek. Bir buçuk için nerede vardı? Bunda bağlantı yeri oğlum. Onları sepas. Burada buktüde eşacı. Mesela Bart'la Mart'la gitmiyor mu? Şu ölçüyor. Aynen bir tane saç büktürecek. Yani. Makabını aldı deli deli yiyecek. Al sen sepa. Şöyle dövdüğünü bağlayı hocam buraya gene. Kendisi yapar onu be. Vallahi yapar. Kim bilir onu vereceğine de 5 lira Kerim var dedi. 5 lira bir tutun. Tamam. Selim mi? Baba kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ya, merhaba. Oluyor. Güzel. Çok güzel oldu. Burada olukların gider boruları var. Gider borularını takacağız. Oluklardan gelen suyun gideri için. Gayet güzel oldu değil mi baba? Oldu, çok güzel oldu. Beğendin yani. İyi, beğendiysen problem yok. Şimdi bu yapının bize kaça mal olduğu, yani taban betonundan tutun işte aldığımız tüm malzemeler bize kaç paraya mal oldu, hepsiyle alakalı bir video çekeceğim. O videoda da böyle bir yapıyı kaça mal edebileceğinizi görmüş olacaksınız. Biz burayı garaj olarak kullanacağız. Eskiden burası ahırdı. Benim ilk işe başladığım ahırın burasıydı. Şimdi garaj olarak burayı kullanacağız. İsteyenler bunu ahır olarak da planlayabilir. O videoda onu da söyleyeceğim. Yani ahır olarak nasıl yapabilirsiniz? Böyle bir yere kaç tane hayvan sığdırabilirsiniz diye. O videoyu da sizlerle paylaşacağım. Güzel bir vlog oldu yine bu hafta. Önümüzdeki hafta yine güzel bir vlogda. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Videoya da beğeni yapmayı, kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. Abone olmayı unutmayın.